Yeni gün başlıyor programından. Herkese hayırlı sabahlar, hayırlı günler diliyoruz. Bugün 28 Mart pazartesi. Bugün 28 Mart neşe doluyor. insan. aslında neşemizin sebebi tarihle alakalı değil. Genelde bunu tarihle ilgili söylerler. Bizimkisi tamamen mevsimsel. Mevsim normallerinde seyreden bir İstanbul'a uyanmanın neşesi ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu neşeyi mutluluğu da sizlerle paylaşıyoruz. Bugün içimizi ısıtan bir İstanbul'a uyandık. Türkiye'nin genelinde havaların bu şekilde olması biraz zaman alacak ama İstanbul'da son birkaç gün içerisinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde, mevsim normallerinde seyrediyor. Önümüzdeki günlerde de hava sıcaklıklarının artış göstereceği yine uzmanlarca uyarılıyor. Hayırlı olsun, hayırlara vesile olsun diyoruz ama kulağımızın bir tarafında da geçtiğimiz günlerde yapmış olduğumuz o hava sıcaklıkları ile ilgili haberler arasında bir uyarımız vardı. Meteorologlar Nisan ayının ilk haftasında olası bir kar beklentisinden bahsetmişlerdi. Dolayısıyla havaların ısınmasının yanı sıra her an yine bir karlı havayla karşılaşabileceğimizi de unutmayalım. Olur mu? Olur. Dolayısıyla biz tedbir elden bırakmayalım ama şimdilik havalar ısınmaya devam ediyor İstanbul için ve batı bölgelerinde diyebiliriz. Lale Gül TV, Lale Gül FM ortak yayınıyla sizlerle birlikteyiz. Haftanın ilk gününde, ilk iş günü, eğitim ve öğretim gününde sizlerle birlikteyiz. Hayırlı sabahlar, hayırlı işler, bereketli kazançlar diliyoruz. Yanı sıra e, seyir halinde takip edenlere de kazasız belasız yolculuklar diliyoruz efendim. Program boyunca bize ulaşmak isterseniz WhatsApp üzerinden mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Gündeme dair yorumlarınız olabilir. <laughs> Gönlünüzden geçen herhangi bir duygu ve düşünce olabilir. Bize ulaşmak isterseniz WhatsApp'ı kullanabilirsiniz diyoruz ve telefon numaramızı da hatırlatalım. 0549 693 82 82. 0549 693 82 82. Bu numarayı kullanarak bize program boyunca ulaşabileceksiniz. Gazete başlıkları ve günün hatta dünün öne çıkan gelişmelerini sizlerle paylaşacağız bugün de. Tabi gazetelere geçmeden önce Covid tablomuzu ekrana getireceğiz. Haftanın ilk gününde geride bıraktığımız gün itibariyle Türkiye genelinde Covid e, gündemi ne durumda? Covid'deki son durumu tablomuzla birlikte inceleyelim. Buyursunlar. Aşağı haritamızla birlikte Covid tablomuz ekranda. Yurt genelinde dün itibariyle 251.242 COVID testi yapılmış durumda. Bunlardan 11.194'ü pozitif olarak neticelenirken 64 vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda. Öte yandan 15.402 iyileşen sayımız bulunuyor. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileklerimizle tüm hastalarımıza da acil şifalar temennimizi iletiyor, paylaşıyoruz. Sayılar düşmeye devam ediyor. Ümid ediyoruz ki bu düşüş hızlı bir şekilde devam eder ve kısa süre sonra daha köklü kararlar alınır COVID gündeminde Türkiye'de. Pandemi tam olarak bitmiş değil. 11 Mart 2020 tarihinde tüm dünya ile beraber Türkiye'de de pandemi ilan edildi. Yani salgın Türkçesi salgın süreci başlatıldı ve olağanüstü tedbirler ve kararlar alındı. Bu süreçte geride bıraktığımız bu süre zarfında alınan tedbirlerden hemen hemen birçoğu artık kaldırıldı. Gözde görülür tek tedbirimiz, tek uygulamamız diyebiliriz ki maske, zorunlu maske kullanımı. Bu zorunlu maske kullanımı da bildiğiniz üzere kapalı, kapalı alanlarda zorunlu, açık alanlarda maske kullanımı kaldırıldı maske kullanım zorunluluğu kaldırıldı. Kapalı alanlarla da ilgili Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca, eğer ki mesafe korunabiliyorsa maske takmayabilirsiniz denildi bu. Sadece şerh düşüldü. Kapalı alanlarda kullanmayın değil de hani olur ya bir salondasınız ama 500 kişilik bir salonda 3-5 kişinin bulunduğu bir anda birbiriniz aranızda mesafede korunuyorsa çok dip dibe değilseniz maske takmayabilirsiniz ya da kapalı bir başka bir mekanda bulunuyorsanız bu şekilde hareket edebilirsiniz demişti. Tabi maskenin tamamıyla hayatımızdan çıkması için sayıların biraz daha düşmesi ve tehdidin tamamen değilse bile çok büyük oranda ortadan kalkması gerekiyor. Onun için de bu düşen vaka sayıları çok önemli bir adım yazın belki bu yazla beraber bu bu da geride kalacak denildi ama öyle giderse inşallah yaza girmeden belki de yazın hemen başında zorunlu maske kullanımı uygulaması da kaldırılacaktır. O hoşumuza da gider, işimize de gelir. Neden? Çünkü yaz aylarında sıcak aylarda maske kullanımı oldukça zorlayıcı oluyor sıcak aylarda. Özellikle e, erkekler için söylemek gerekirse sakalı bıyığı uzun olan insanların maskeli birlikte daha fazla terlediği söylemek mümkün. Hanımefendilerde özellikle tesettürlü olan hanımefendilerin hayatına eklenen çok bir şey olmuyor belki ama en azından isteğe bağlı olması bu durumda onların da hayatını kolaylaştıracaktır. Nefes alımı biraz daha zorlaşıyor. Hava sıcak, nem oranı yüksek İstanbul'da. Yürürken zaten nefes nefeyi, nefes nefese kalıyoruz. Bir de kendi verdiğimiz nefesi o sıcak havada soluyor olmak bizi hayli zorluyor. Bazen genç yaşıma rağmen e, ben de bile kalp çarpıntısı olabildiğini hatırlıyorum geçtiğimiz yaz aylarında. Dolayısıyla bu yaza maskesiz girmek bizim için büyük bir nimet olacak el birliğiyle. Diyelim şimdiden gayret edelim, tedbir elden bırakmayalım ki yaz aylarına ve bundan sonrasına inşallah maskesiz girebilelim. Diyelim temennilerimizi iletmiş olalım. Güne haftaya başlayalım gazete turumuzda. ilk gazetemiz Yeni Akit oluyor. Haydi bismillah. Yeni Akit gazetesi manşetinde CHP toplu taşımayla vatandaşı soyuyor başlığı yer alıyor. <laughs> İktidarı zamla suçlayıp alasını yapan, israf edebiyatı yapıp şatafatın dibine vuran, işsizlik var deyip işçi kıyımı gerçekleştiren, yatırım kaynaklarını konsere, saza, caza, heykele gömen CHP'li belediyeler yönettikleri şehirlerde enflasyonun odağı haline geldi. Elinde bulundurduğu büyük şehirlerde ulaşım ücretlerine son iki yılda %50'lere varan oranlarda zam yapan CHP'li belediyelerde 5 liranın altında bilet ücreti bulunmazken AK Parti yönetimindeki belediyelerde 5 liranın üzerinde bilet ücreti yok. CHP'li belediyeler tek bilet fiyatını Hatay ve Adana'da 7, Antalya'da 6.70 TL, Muğla'da 6.65, Ankara ve İzmir'de 6.5, İstanbul'da 5.48 TL olarak vatandaşa yansıtırken AK Partili Büyükşehir Belediyelerindeki ücret tarifesi ise şöyle. Konya ve Trabzon'da 2.5, Şanlıurfa'da 2.70, Sakarya'da 4.75, Kayseri, Erzurum, Malatya, Samsun ve Denizli'de 4.5, Kahramanmaraş'ta 4.40, Ordu'da 4.25, Gaziantep'te 4.15 TL, Kocaeli'de 4 TL şeklinde. Toplu ulaşımda 2020 2020'ye oranla CHP'li Aydın %150, Hatay %135, Mersin %130, Muğla %118, İstanbul ve Antalya %110, Ankara %100, Adana %90, İzmir %83 nispetinde fiyat şişirdi. AK Parti'nin yönettiği büyük şehirlerdeki 2 yıllık fiyat değişimleri ise şöyle. Konya'da zam yok ki bu bu bunu görüyoruz ara ara öne çıkıyor buraya geleceğiz ama neyse üzerinde durmayalım. Sakarya ve Kahramanmaraş %57, Samsun ve Kayseri %50, Bursa %39, Ordu, Denizli ve Erzurum %30, Trabzon %25, Şanlıurfa %20, Kocaeli %15 şeklinde zam oranları uygulanmış. Evet hayat pahalılığı var, enflasyon var, işte akaryakıt fiyatlarına zam geliyor vesaire. Tüm bu gerekçelere dayanarak Ulaşımın e, maliyetlerinin yükseldiği sebebiyle ulaşım ücretlerine zam talep ediliyor belediyelerce. Bu zamlar CHP'li belediyelerde bu oranlarda ve bu fiyatlara tekabül ediyor. AK Partili belediyelerde ise paylaştık. Şimdi gerekçeler herkes için geçerli. Lokal bir gerekçe değil. Akaryakıt İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Antalya'da zamlanırken Konya'da, e, ee, Bursa'da, Trabzon'da ucuzluyor değil. Dolayısıyla akaryakıt ve bakım maliyetleri, servis maliyetleri ve personel maliyetleri buralarda da benzer e, artışlar gösteriyor. Enflasyon buraları da vuruyor. Hatta sanıldığı gibi İstanbul'un dışında Anadolu'da hayatın çok ucuz olduğu da yok. Birçok Anadolu şehrinde İstanbul'u aratmayan hayat pahalılıklarının olduğunu da görüyor, duyuyor, biliyoruz. Dolayısıyla yapılabiliyor olduğunu görünce tüm gerekçelerin bizim nazarımızda bir anlamı kalmıyor. Evet enflasyon var. Hayat pahalılığı var. İstanbul'da yaşıyoruz hepimiz, birçoğumuz İstanbul'da yaşıyoruz ve İstanbul'da hayatın ne kadar zor olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ulaşım maliyetleri, akaryakıt servisi gibi gerekçeleri sunarak bir ulaşım zammı ...taleb ediyor olmanın ya da zammın... ...bu gerekçelere dayandırılıyor olmasını... ...görünce ister istemez bakışlarımızı... ...örnek olan Konya'ya... ...çeviriyoruz ve diyoruz ki... ...Konya'da neden böyle? Konya'da otobüsler acaba... ...akaryakıtla değil de doğayla mı... ...hareket ediyorlar? Yani... E, ...Yaradan'a sığınıp el açıp... ...samimi bir kalple dua ettiğiniz zaman... E, 100 kilometre... ...mesafe bir... E, şey mi kazanıyorlar acaba? Yakıt mı kazanıyorlar? Bilemiyoruz ama Konya'da yapılıyor. Şimdi öte yandan hani hep hayat pahalandı, zam yapılıyor, her şeye zam deniliyor. Zam eleştiriliyor muhalefetçi. Evet, zam yapılıyor. Yapılmasın biz vatandaş olarak hiçbir şey zam yapılmasın istemeyiz. Kim yapıyorsa yapsın. Zamdan yana değiliz. Ama zam yapılan kalemlerde, ürünlerde gerekçeler söylendiğinde bu gerekçelere kulak asılmazken Özellikle ulaşımda zam yapılırken halka bir takım gerekçeler sunuluyor olması, öte yandan aynı gerekçelere sahip olmasına rağmen benzer zamları yapmayıp hatta hiç zam yapmayan Konya Büyükşehir Belediyesi gibi örnekler varken vatandaşın bu durumu nasıl değerlendirmesi gerekir? Onu da yine bu gerekçelerin arkasına sığınan idarecilere, yöneticilere sormak istiyoruz. Yeni Akit gazetesi sürmanşetiyle devam ediyoruz. Yazıcıoğlu davasında adalete güvenim kalmadı. Türk siyasetine değer katan Müslüman Anadolu insanının inançlarını meclise taşıyan merhum Muhsin Yazıcıoğlu şehadetinin 13. yılında dualarla anılırken merhumun kız kardeşi Mavuş Ocak Yazıcıoğlu'nun örnek ahlakını, milli manevi değerlere bağlılığını ve devam eden mahkeme sürecini akide anlattı. <laughs> duruşu, mücadelesi ve kişiliğiyle Türk siyasi hayatında iz bırakan siyasetçilerden merhum Muhsin Yazıcıoğlu için kız kardeşi Mavuş Ocak, o çok merhametli, anne babasına inanılmaz hürmetli, ailesine düşkün, dinine, namazına, peygamberine yürekten bağlı biriydi. Nereye gitse annemi arar, helallik ister, duasını alırdı. Bizimle irtibatını hiç kesmedi. Kendisinden yardım isteyenlere partili ayrımı yapmadan elinden gelen desteği verirdi dedi. Davalara katılmak için Kahramanmaraş'a gittiklerinde birçok zorlukla karşılaştıklarını da belirten Ocak, her sonuç alamadan döndüğümüzde manevi olarak yıkılıyoruz. Önceden haberlere inancım sonsuzdu. Şimdi Yazıcıoğlu davasında ne adalete ne de haberlere güvenim kalmadı. Her şey ortadayken hiçbir şey açığa çıkmıyor. 13 yıl Türkiye Cumhuriyeti bir davayı uzatabilir mi diye konuştu. Evet maalesef ki bu bizim ayıbımız. Ee, geçmişte bir şeyleri bu kadar net söyleyemiyorduk. FETÖ sonrasında bazı şeyleri çok daha rahat konuşabildik. Bazı şeyleri çok daha rahat üzerine gidebildik. Bu Türkiye'de Musin Yazıcıoğlu'nun e, suikasti diyebiliyoruz. Şüpheli ölümü, suikasti hangisini tercih ederseniz artık. Ee, bunun üzerine Gidiliyor ama sonuç alınamıyor olması insanların adalete güvenini sarsıyor. Şüphesiz ki e, içinde vatan, millet sevgisi olan hangi partide olursa olsun siyaset yapan herkesin de Muhsin Yazıcıoğlu'nun duruşunu, tavrını, siyasi ahlakını, kişisel ahlakını, vatan evladı oluşunu takdir ediyor. Fakat buna rağmen e, gel, gel gelelim, sonuç alınamıyor. Bu üzücü bir durum, umarız. Bu durum kısa süre içerisinde neticelenir ve adalet yerini bulur. Ailesi, yakınları, sevenlerinin yüreklerine su serpilir ve failleri en ağır cezalarla cezalandırılır. Ramazan iklimi en iyi şekilde değerlendir Ramazan iklimini en iyi şekilde değerlendirelim. Türk İslam Alemini Ramazan heyecanı sardı. İlk teravih namazı 1 Nisan Cuma kılınacak. Kadir gecesi 27 Nisan'da bayramsa 2 Mayıs'ta idrak edilecek. Bu yılki Ramazan etkinliklerinin Ramazan ve doğruluk ana temasıyla yapılacağını belirten Diyanet İşleri Başkanlığı Denişleri Yüksek Kurulu üyesi İdris Bo İdris Bozkurt, oruç samimiyeti e, Özür Diliyorum oruç samimiyeti, sadakati ve ihlası telkin eder. Bir Müslüman, orucun manevi ikliminden yeterince istifade edemediği zaman sadece aç ve susuz kalır. Onun için tüm benliğimizde, ruhumuzda oruç tutmalıyız, ibadetlerimizi yerine getirip ihtiyaç sahiplerine sahip çıkmalıyız dedim. Umarız bu Ramazan bizim için bir devrim niteliğinde olur. Hani Şöyle söylüyorlar ya duyuyoruz, gülüyoruz. Nedir? İşte yeni yıl dileklerinden bahsederler. Eskiden bu çok modaydı. İşte televizyonlarda, magazin programlarında işte topçusuna, popçusuna, mankenine mikrofon uzatırlardı. Yeni yıl dileğiniz nedir? E, yeni yıl huzur getirsin, barış getirsin. Dünyadaki tüm savaşlar sona ersin. Herkese mutluluklar diliyorum. Yeni yıl dediği şey sihirli bir değnek. Geliyor herkese dokunuyor. Bütün sorunlar ortadan kalkıyor. Fakat tüm bunların olabilmesi için o mankenimizin, o topçumuzun, popçumuzun bunları dile getirmesi lazım. Sihirli değneğin iradesi yok çünkü. Bizim talep etmemiz lazım bunu gibi bir durum var. Şimdi aynı şey Ramazan-ı Şerif için de geçerli. Biz bunları söylüyoruz ama Ramazan-ı Şerif bir sihirli değnek değil. Gelip bize böyle dokunup da Ramazan'dan sonra bambaşka bir insan olmamızı sağlamıyor. Peki ne oluyor? Ramazan-ı Şerif de kendi irademizle tercihlerimizle, gayretimizle, bir takım çeki düzen vermelerimizle birlikte Ramazan-ı Şerifi bir fırsat alanına, bir fırsat iklimine çeviriyoruz. Bu fırsatlardan istifade ediyoruz ve arınmış biri olarak, tertemiz, bambaşka yenilenmiş biri olarak çıkıyoruz inşallah. O bakımdan Ramazan-ı Şerifi değerlendiren, istifade edenlerden olma duamızı yineliyoruz, tazeliyoruz bir kez daha. Ateşkes için çabamız sürecek. Katar'da Türk Büyük e, Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda incelemelerde bulunan Bakan Akar, Ukrayna-Rusya arasındaki çatışmaların bir an önce durması, ateşkesin sağlanması, masum insanların tahliyesinin gerçekleştirilmesi için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Türkiye elinden gelen Türkiye elinden gelen her türlü gayreti gösterdi. Göstermeye devam ediyor." dedi. Bir gelişme oldu bu noktada malumunuz. Ee, Ukrayna Rusya müzakere görüşmelerinin sonuncusu yani yapılacak olan yeni müzakere Türkiye'de gerçekleştirilecek. Bu, bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimleri, görüşmeleri karşılık buldu. Putin'le Rus lider Putin'le de yaptığı görüşme sonrasında karşı, her iki taraftan da desteklendi ve bir sonraki müzakere Türkiye'de gerçekleşecek. Umarız bu müzakereler sonucunda yaşanan bu savaş ya da işgal Neticelenir. Tüm dünyayı tehdit eden ekonomik, siyasal ve e, ticaret anlamında etkileyen bu süreç son bulur. Sürecin son bulması her iki anlamda tüm dünyaya yaradığı gibi Türkiye'ye de katkı sağlayacaktır. Çünkü sıkıntılı süreç sona ermiş olacak. Savaş durmuş olacak. Kan akmayacak. Masumlar, siviller zarar görmeyecek. Ekonomiler zarar görmeyecek. Hem de bu sürece damga vuran bir Türkiye diplomasisiyle tüm dünyanın gözü önünde olacağız. Hayırlara vesile olsun diyoruz şimdiden. Zelenski'den sitem, NATO istediğimiz silahları vermedi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, NATO'nun sahip olduğu uçak ve tankların sadece yüzde birini istediklerini belirterek, peki Avrupa Atlantik topluluğuna kim liderlik ediyor, korkutma yoluyla hala Moskova mı? açıklamasında bulundu. Bu süreçte Herkes bir takım kayıplar, bir takım kazanımlar elde ediyor. Ukrayna'nın da en büyük kazanımı zannediyoruz ki NATO'ya güvenilmeyeceği gerçeği, Batı'ya güvenerek yola çıkılmayacağı gerçeği olacaktır. Sadece Zelenski değil tüm Ukraynalılar da zannediyoruz ki Batı'nın ipiyle kuyuya inilmeyeceğini öğrenmişlerdir. İstanbul'a mührü spor yatırımlarıyla vuracağız. Spor Bakanı Kasaboğlu, Silivri'yi muhteşem bir eserle buluşturmanın heyecanı içerisindeyiz. Sporun 7'den 77'ye kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle vatandaşlarımızın günlük yaşamının bir parçası olsun istiyoruz. Tüm tesislerimizde bu perspektifle hizmete alıyoruz. İstanbul'a spor yatırımlarımızla mühür vurmaya devam edeceğiz dedi. Ukraynalı yetimler Türkiye'de 3 numarayla arkadaşlarımızdan rica edelim. Hazırlasınlar haberin arkasından görüntüleri de verelim. Din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın dünya mazlumlarına kol kanat gelen Türkiye, savaş mağduru Ukraynalı çocuklara da kucak açtı. İlk etapta Ukraynalı 159 yetim Antalya'ya geldi. Rus işgali altındaki Ukrayna'da yetimhanelerde kalan çocuklar, Türkiye İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıyla göç idaresince başlatılan çalışma kapsamında Türkiye'ye getiriliyor. 159'u yetim çocuk ve 26'sı bakım personelinden oluşan 185 kişilik ilk kafile Polonya'dan Antalya'ya getirildi denilmiş. Yetim çocuklar, Ukraynalı yetimler Türkiye'de Devamı da gelecek, bekleniliyor ve Türkiye'de kendilerini daha iyi hissettiklerini söyledi Ukraynalı yetim çocuklar. İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Göç İdaresi'nce Ukrayna'daki özellikle yetimhanelerde bulunan çocukların tahliyesi için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda 159'u yetim çocuk ve 26'sı bakım personelinden oluşan 185 kişilik ilk kafile Polonya'dan uçakla Antalya'ya geldi. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasil Botnar, eşi Katerina Botnar'la Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov çocukları havalimanında karşıladı. Büyükelçi Vasil Botnar Antalya Havalimanı kapısında gazetecilere açıklama yaptı. Büyükelçi botlar bugün yetimhanelerdeki ilk grup çocuklar geldi. Hem Türk hükümeti hem de Ukrayna şirketleri yardımıyla burada bir otele yerleştireceğiz çocukları. Hem Türkiye'ye hem Türk hükümetine bu yardım için çok teşekkür ediyoruz. Bu gelen ilk grup ama biz ikinci grubu da bekliyoruz. Çocuklar Rus ordusunun bombaladığı veya bombalayabileceği şehirlerden gelecek dedi. Hem, e, Türk... Daha fazla çocuğu ağırlayabileceklerini belirten botlar, Ukrayna'da savaş olduğu sürece daha çok çocuğu burada ağırlayabiliriz diye düşünüyorum. Umarım çocuklar oradaki olaylardan hem de buraya gelirken yaşadıkları olaylardan kurtulur ve burada rahatlar. Ukrayna'daki yetimhanelerden yaklaşık 2000 kişiyi ağırlayabiliriz diye ümit ediyorum. Çocuklar ilk etapta otellerde kalacak diye konuştu. <laughs> Ukraynalı yetim çocuklardan Nikita, ''Gayet iyiyim ve kendimizi iyi hissediyoruz. Polonya sınırını trenle geçtik. 3 saatlik uçak yolculuğuyla Antalya'ya geldik. Kendimizi Türkiye'de iyi hissediyoruz.'' dedi. Öte yandan tabii çocuklar, yetimler, ümmetin ortak değerleri her ne kadar Ukraynalı olsalar da işte İngiliz olsalar da çocuk akıl bali olana kadar İslam fıtratı üzerine doğup büyüdüklerini ve onların aslında Müslüman fıtratına sahip olduklarını biliyoruz. Dolayısıyla e, bizim için mağdurun, mazlumun zaten kimliği önemli değilken hele hele çocukların, hele hele yetim çocukların kimliğiyle zaten ilgilenmiyoruz ama bu haberleri görünce aklımıza bir de şu geliyor. E, Avrupa'ya giden göçmenlerin, mültecilerin, e, sığınmacıların çocuklarına el konulduğu bir şekilde sosyal hizmetler eliyle el konulduğu koruyucu aileler adı altında başka ailelere verildiği sonra o çocuklardan haber alınamadığı gerçeklerini de hatırlıyoruz. Umarız aynı şey Ukraynalı çocuklar için de olmaz. Umarız başka hiçbir çocuk için olmaz ve o diğer çocuklarla alakalı da kapsamlı bir çalışma yapılarak çocuklar ailelerine ait oldukları yerlere ulaştırırlar, ulaştırılırlar. eee işte batı bu. Elinizi verirken kolunuzu kaptırıyorsunuz, yağmurdan kaçarken doluya tutuluyorsunuz. Savaştan, iç çatışmalardan, işgalden, katliamdan kaçıyorsunuz ama bir bakıyorsunuz organ mafyasına, işte fuhuş çetesinin eline düşüyorsunuz, İşte çocuk kaçıranların eline düşüyorsunuz ve daha nicesi. Dolayısıyla Allah muhafaza etsin diyoruz hepimizi. Çocukları zehirleyen sapkınlara iddianame. Avrupa Birliği ülkelerinin fonladığı Tarlabaşı Toplum Merkezi adlı safkın dernek hakkında kapatma davası açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Beyoğlu'nda Türk, Kürt, Arap ve Roman çocukların çocuklarını ahlaksız yayınlarla eğitim adı altında işcinsel safkınlığa yönlendiren dernek hakkında hukuka ve ahlaka aykırılık gerekçesiyle iddianame hazırladı. İlk duruşma 18 Mayıs 2022'de görülecek denilmiş. Ve bu haberle birlikte Aket gazetesini tamamlıyor. Yeni Şafak gazetesine geçiyoruz. Manşette İstanbul'da yeni hayat başlığı yer alıyor. Putin'in Ukrayna işgaline karşı olan ya da ülkelerinin girdiği yeni süreçten kaçmak isteyen binlerce Rus Türkiye'nin özellikle de İstanbul'un yolunu tuttu. Kimi ressam, kimi sanatçı, kimi akademisyen, kimi iş adamı. Rusya'daki hayatlarını hatta Ailelerini geride bıraktılar, burada yeni bir hayata başlıyorlar denilmiş. Sadece Ukraynalılar değil, Ruslar da aslında ülkelerini terk ediyorlar. Savaş karşıtı olan, savaşı desteklemeyen ya da savaş sebebiyle Rusya'nın da içine girmiş olduğu bu ekonomik ve siyasi bunalımlı süreçte orayı terk edenler çoğunlukla Türkiye'yi tercih ediyorlar. Onu da görmüş olduk. Müzakereler bugün Türkiye'de. Ukrayna ve Rusya yüz yüze görüşecek. Rusya savaşının başladığı günden bu yana dengeli ve güvenilir politikasını koruyan Türkiye tarafları ikinci kez buluşturacak. Ukrayna müzakere heyetinde yer alan David Arakamya, Rusya-Ukrayna müzakerelerinde yüz yüze görüşmelerin 28-30 Mart'ta Türkiye'de yapılacağını duyurdu. 10 Mart'ta iki ülkenin dışişleri bakanı Antalya'da Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde ateşkesi konuşmuştu. Evet bugün ve 30 Mart yani bugün 28-30 Mart içerisinde Türkiye'de görüşecekler. Umarız tüm dünya için hayırlı neticeler alınır. <laughs> Cumhuriyet tarihinin en yoğun mücadelesi denilmiş. Bir diğer başlıkta Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Doha formuna katılmak üzere gittiği Katar'da Türk Büyükelçiliği Türk Birleşik Müşterek Kuvvetler Komutanlığını ziyaret etti. TSK'nın Cumhuriyet tarihinin en yoğun günlerini yaşadığını belirten Akar, "Gerek yurt içinde gerekse dost ve kardeş coğrafyalarda mücadelemiz yoğun şekilde sürüyor." dedi. deşifre sektörünün geldiği nokta ders satışlarımız başlamıştır. Ek iş olarak başlayan deşifrecilik yüzlerce firma halinde tam bir sektöre dönüştü. İşin içine öğrenciler de dahil edildi. Öyle ki dersin ses kaydını yazılı hale getirip sınav öncesi tüm okula satıyorlar. 300 dakikaya kadar olan ses dosyasını 100 liraya metne çeviren uygulamalar var denilmiş. Enteresan, ilginç. <laughs> Metaverse'de tarih dersinde zamanda yolculuk teknolojinin hayatımıza olumlu katkıları diyebiliriz. Milli Eğitim Bakanlığı okullarda Metaverse altyapısı hazırlıklarına başladı. Web3 Teknolojileri Derneği Başkanı Buğra Ayan, öğrenciler tarih dersinde zamanda yolculuk yapıp coğrafya dersinde farklı bir mekanı gözlemleyebilecekler dedi. Neden olmasın? Neden daha bunun gibi nice faydalı işlerde kullanılmasın? PKK'lılar cami basıp Kur'an yaktı. Suriye'de PKK'lı teröristlerin dini değer ve kutsallara yönelik saldırıları artıyor. Son olarak Deyrizor'un Darnaş kasabasındaki kasabasında cami imamının evi ateşe verildi. Camiye saldırıp Kur'an-ı Kerim'leri yakan teröristler karşı çıkan herkesi de tutukladı. Sokağa çıkma yasağı uygulanan kasabada sivillerin öldürüldüğü iddia ediliyor denilmiş. Bu haberle birlikte Yeni Şafak gazetesini de tamamlıyor. Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. Müzakereler İstanbul'da başlığı yer alıyor Milliyet gazetesinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi. Rusya ve Ukrayna heyetleri bugün İstanbul'da yüz yüze masaya oturacak. Görüşmeler 3 gün sürecek. Rusya-Ukrayna barışı için yoğun bir şekilde diplomatik girişimlerde bulunan Türkiye bugün iki ülke heyetleri arasındaki müzakerelere ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin, bir süredir video konferansta gerçekleştirilen barış görüşmelerinin İstanbul'da yüz yüze yapılması konusunda mutabık kaldı. Erdoğan Putin'e barışın bir an evvel tesis edilmesi için Türkiye'nin her türlü katkıyı vermeye hazır olduğunu söyledi. Rusya-Ukrayna heyetleri arasında İstanbul'da yapılacak görüşmeler 3 gün sürecek. Cuma günü de Ukrayna lideriyle görüşen Erdoğan, Putin ve Zelenski'nin Türkiye'de bir araya gelmeleri için çağrıda bulunmuştu deniliyor. Ve bir fotoğraf paylaşılmış Milliyet Gazetesi'nde Vagon'daki Hayatlar başlığıyla. Rus saldırısının en yoğun olduğu kentlerden Harkov bir aydır ateş altında. Halk bombardımanlardan korunmak amacıyla metrolara sığındı. Vagonları evleri gibi kullanan Ukraynalılar can dostları hayvanlarını da unutmadı. Kenti terk etmeyen vatandaşlar roketlerin altında hayata tutunmaya çalışıyorlar denilmiş. Rusya'nın e, Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. E, dün yine özellikle hatta önceki gün itibariyle Lviv'e bir füze saldırısı gerçekleştirildi. Hatta birden fazla füze saldırısı gerçekleştirildi. O füze saldırılarında Lviv'de e, yakıt deposu, deposu da isabet aldı ve bu saldırılarda en az 5 kişinin yaralandığı söylendi <laughs> yakıt deposunun füzelerin hedefi olması sebebiyle büyük bir patlama yaşandı. Patlamalarla birlikte devasa dumanlar gökyüzüne yükseldi. Şehrin birçok noktasından bu kara bulutlar, kara dumanlar görülürken yine Lviv genelinde siren sesleri duyuldu. Şimdi o saldırıya ve çevredeki yansımalarını ekrana getireceğiz. İki numarayı arkadaşlardan ben özür diliyorum, hatırlatmadım bu arada. Heh. İki numarayı şimdi oldu. Li füze saldırısının görüntüleri ekrana geliyor. Rusya-Ukrayna savaşı 32 gündür hız kesmeden devam ediyor. Rus ordusu Ukrayna kentlerine havadan ve karadan saldırıları sürdürüyor. Siren seslerinin susmadığı ülkede son olarak patlama sesleri ülkenin batısında yer alan Lviv kentinden yükseldi. Lviv bölgesi askeri idaresi başkanı Maxim Koziski Telegram'dan yaptığı açıklamada yerel saatle 16.30'da Lviv yakınlarındaki yakıt deposuna iki güdümlü füze saldırısı düzenlenmesi sonucu üç büyük patlamanın meydana geldiğini duyurdu. Koziski, Lviv yakınlarında Krivski yönünden üç güçlü patlama oldu. Şimdi siren sesleri çalıyor. Bu nedenle herkes sakin olmalı ve sığınaklarda kalmalı ifadesini kullandı. Ardarda yaşanan patlamalar sonucunda en az 5 kişinin yaralandığını belirten Koziski, Rusların hava saldırısında kente hiçbir apartmanın vurulmadığı bilgisini de verdi. Öte yandan, Lviv şehrinin belediye başkanı Andriy Sadovyi, şehre yeni bir füze saldırısı daha yapıldığını açıkladı. Sadovyi açıklamasında, Lviv yakınlarında bir saldırı daha yapıldı. Sonucunda üç büyük patlama meydana geldi. Hava saldırısı tehlikesi devam ediyor ifadesini kullandı. Bu arada Rusya'nın Lviv'e düzenlediği hava saldırısı öncesinde çalan uyarı sirenleri nedeniyle şehrin merkezinde açık havada verilen konser yarıda kesildi. Opera ve bale binası önünde düzenlenen konserde sahne alan Lviv Ulusal Müzik Akademisi Orkestrası sanatçıları hava saldırısı alarmının ardından sığınaklara indi. Konseri izleyen yüzlerce kişi de siren seslerinin ardından meydandan ayrılarak güvenli alanlara yöneldi. Sirenlerden kısa bir süre sonra ise Lviv'de patlama sesleri yankılandı. Milliyet gazetesinden başlıklarla devam ediyoruz. Her yerden talep var. TUSAŞ Genel Müdürü Kotil yerli imkanlarla geliştirilen ilk genel maksat helikopteri Gökbey'e dünyanın her yerinden talep olduğunu söyledi. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, TUSAŞ'ın 5 bini mühendis olmak üzere toplamda 13 bine yaklaşan çalışanı olduğunu söyledi. Genç mühendislere büyük önem verdiklerini söyleyen Kotil, yeni mühendisler alıyoruz, 4 ayda 4-5 metrelik İHA yapıyorlar. Bu şirket kendini do doğuruyor demek. Bu şirket kendini doğuruyor demek. Kendi insan kaynağını yetiştirebilmek çok önemli dedi. Genel maksat helikopterleri Gökbey'in en zorlu koşullarda etkin bir şekilde faaliyet gösterebildiğini vurgulayan Kotil, birçok ülkede ofis açmaya başladıklarını belirterek şunları söyledi: "Fuarlarda çok talep görüyoruz, ürünlerimizi satıyoruz. Yeni bir dünya var, yeni yazılımlar var. Afrika'dan ürünlerimize talep çok." dedi. Taşkına karşı radarlı önlem, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce büyük ekonomik kayba neden olan taşkın afetlerine karşı taşkın erken uyarı sistemi geliştirildi. Karadeniz'de Trabzon, Giresun, Rize, Gümüşhane ve Bayburt'ta taşkın riski bulunan yerleşim yerlerindeki dere yataklarına 125 adet radar sensörü, sensörlü seviye gözlem istasyonu kurulacak ve böylelikle taşkınlar önceden haberdar olunacak taşkınlardan böylelikle hem zirai hem ekonomik kayıplarında önüne geçilmiş olacak. Bir diğer başlığımız son haberimiz Milliyet gazetesinden Hrant Dink suikastı e, firari sanık Türkiye'de denilmiş gazeteci Hrant Dink'in suikastında kullanılan silahı saklayan ve tetiği çeken o gün samasta borç para verdiği tespit edilen firari sanık Ahmet İskender Kırgızistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi denilmiş. O haberin ardından şöyle bir bakıyoruz. Sabah gazetesiyle devam edelim. <laughs> Sabah gazetesi trafik sorununu böyle çözdü diyor. Trafik bu kentin kaderi olamaz sorunu çözeceğim diyen yani İBB Başkanı İmamoğlu halkın parasıyla alınan çevre bir teknesini makam aracı yaparak verdiği sözü tuttu. İstanbul'u sel götürdüğünde <laughs> İstanbul'u sel götürdüğünde Bodrum'da tatilde. Deprem olduğunda kayakta e, Kent Kar esaretindeyken balıkçıda keyif süren İmamoğlu'nun son marifeti kirliliği tespitte kullanılan tekneyi makam aracı yaptı. İstanbullu trafik çilesi çekerken kendi trafik sorununu çözdü deniliyor. <laughs> Tekne İmamoğlu ve ailesi için Beylikdüzü Yeni Kapı ve Yeni Kapı Beylikdüzü arasında 256 sefer yaptı. Bu seferlerde saatte 350 litre yakıt tüketti. Yakıt sarfiyatı günde 12 bin lirayı toplam 1 milyon 612 bin lirayı buldu. Fatura yine vatandaşın cebinden çıktı. İstanbul'da durum bu şekilde. Fotoğrafları da paylaşılmış teknenin İmamoğlu'nun tekneyi kullandığı zamanlarda denizden de bir görüntüsü var. Barış masası İstanbul'da kurulacak. Az önce başlığı okumuştuk. Ukrayna-Rusya müzakere görüşmeleri bugün itibariyle 3 gün boyunca İstanbul'da Türkiye'de gerçekleşecek. Boğaz'ı SAS koruyacak. Karadeniz'deki 419 serseri mayın için Türkiye teyakkuzda. SAS timleri 7-24 tetikte. Ukrayna'nın Odesa açıklarına döşediği ve çıpalarından kurtulan mayınlar için Türkiye alarmda. Uzmanlar mayınlara karşı SAS timlerimiz yine işlerinin başında olacak. Bu mayınların tespit edilip imha edilmesi onlar için zor bir iş değil ifadelerini kullandılar. <laughs> ve bu haberle birlikte, bu başlıkla birlikte Sabah Gazetesi'ni de tamamlıyoruz. Bir diğer gazetemize geçmeden araya çıkalım mı arkadaşlar? Peki öyleyse şöyle bir bakalım araya çıkmadan önce. Mesajları da hatırlatmış olalım. WhatsApp üzerinden bize ulaşabilirsiniz. 0549 693 82 82. Bu numarayı kullanarak WhatsApp'tan mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Rahatlıkla her seferinde ee, tekrar tekrar aynı şeyi yapmamak adına Gerçi bir kere yapıyorsunuz ama Rehberinize kaydedebilirsiniz Lalegül TV Whatsapp hattı diye Lalegül TV olarak e, Rehberinize kaydedebilirsiniz Mesajlarınızı gönderebilirsiniz Selamünaleyküm Hayırlı yeni gün başlıyor Program yayınları demişler Cenab-ı Allah güzel sunum nasip etsin Amin Teşekkür ediyoruz efendim destekleriniz için Umarız güzelce sunabiliriz, güzelce işimizi yapabiliriz diyelim. Sizler de mesajlarınızı WhatsApp üzerinden bize ulaştırabilirsiniz. Şimdi araya gideceğiz, hava ve yol durumu ekrana gelecek önce, ardından reklamlar. Sonrasında ise gazete başlıkları ve günün gelişmeleriyle yeniden karşınızda olacağız kısmetse. Yeni gün başlıyor programı reklamların ardından devam ediyor Lale Gül TV Lale Gül FM ortak yayınıyla bugün 28 Mart Pazartesi haftanın ilk günü. E biz yaşımız ne olursa olsun haftanın ilk gününde biraz nazlı oluyoruz. Tabii günün ilk saatlerinde nazlı oluyoruz. İlerleyen saatlerinde ise biraz gergin olabiliyoruz. O nazı biraz anlamak mümkün ama gerginliği mümkün mertebe gidermek lazım, ortadan kaldırmak lazım. Aslında sadece bir gün ya da sadece iki günlük hayata bir ara verişimizin ardından yeniden hayata adapte olmakta bu kadar zorluk çekiyor olmamızda ayrıca bir enteresan konusu. Hani daha önce de söylemiştik ya, Güne başlarken motivasyon noktasında bazı ifadeleri değiştirmekte fayda var. Motivi olabilmek adına, hayata sıkı sıkı sarılabilmek adına. Önceden bize şu söylenirdi işte e, sorumluluk bilincini oluşturabilmek adına. Güne başlarken işte kalkmalıyım saat çaldığı zaman, evet şimdi kalkmalıyım işe gitmeliyim, okula gitmeliyim, işte kahvaltı hazırlamalıyım, yüzümü yıkamalıyım, namaz kılmalıyım, kitap okumalıyım gibi ifadeler yerine. E ee, bunlar evet bir sorumluluk bilincini oluşturacaktır ama yanı sıra bir mecburiyet e, gereğiyle bizde bir stres e, sarmalı da oluşturacak. Yapmalıyım, evet bunu yapmalıyım ama mecbur olduğum için duygusu, durumu bizde bir e, stres de oluşumuna neden olacak diyor uzmanlar. Peki ne yapmalıyız bunun yerine? Bakış açımızı şu şekilde değiştirmeliyiz. Sabah alarm çaldı ve Kalkabiliyorum çok şükür, namaz kılabiliyorum, işe gidebiliyorum, yüzümü yıkayabiliyorum, kahvaltı hazırlayabiliyorum, ders çalışabiliyorum, okula gidebiliyorum vesaire vesaire. Tüm bunları sahip olduğumuz bir nimet olarak benimseyip kabul edersek. Tüm dünyaya hani o evrene mesaj gönderme durumu var ya, evrene evrene pozitif mesajlarınızı gönderin diye. İşte evrene bu pozitif mesajları göndermenin yanı sıra en çok da kendi nefsimize bu durumu bu şekilde fark ettirdiğimizde e, stresin yanı sıra sahip olduğumuz imkanların fark edilmesiyle birlikte daha pozitif bir başlangıç sağlanabileceği söyleniyor uzmanlar tarafından. Biz de bugün işe gelip, işe gidebiliyoruz ekrana çıkabiliyoruz diyerek pozitif duygularla yayınımıza, işimizin başına geldik. Sizler de işe gidebiliyorum, arabayı çalıştırabiliyorum, araba sürebiliyorum, dükkanımın başında müşterilerimi karşılayabiliyorum, tezgahın arkasına geçebiliyorum gibi pozitif ifadelerle güne başlayınız ve artık pazar gününü, hafta sonunu geride bırakın. Önünüzdeki hafta sonlarıyla ilgili planlar yapabilin diyoruz. Bu mamurluğumuz, bu nazlı tavrımız öğlen saatlerine kadar devam edebilir ama stres ve gerginliğimizi en aza indirerek, çevremizdeki insanlara da yansıtmayarak, onların da pozitif başladıkları bu günü, bu yeni haftayı iyi geçirmelerine katkı sağlayabiliriz. Ve hep söylüyoruz ya, iyi insanlarla karşılaşın, iyi işler yapın, iyi vakit geçirin. Karşılaştığınız, tanıştığınız, temas ettiğiniz herkesin nazarında da iyi insan olun. Ee, ve bu mücadele yeryüzünde iyilik hakim oluncaya kadar da, Devam etsin, yeşil çamda kalmasın şu ifade, sizin gibi iyi insanlar gerçekten varmış. Bizim gibi iyi insanlar, iyi insanlar bizim gibi olsun, bizim gibi iyi insanlar her zaman var olsun. İyilikten yana olalım, iyilik kazansın diyoruz. Program boyunca bize ulaşmak isterseniz WhatsApp üzerinden ulaşım sağlayabilirsiniz yazılı mesajlarınızı bize ulaştırmanız mümkün. 0549 693 82 82 numarasını kullanabilirsiniz bu iş için diyoruz ve gazete başlıklarını aktarmaya devam ediyoruz. Şimdiki gazetemiz Türkiye gazetesi olacak. Hadi bismillah. Türkiye gazetesi manşetinde Akdeniz'de gaz barışı başlığı yer alıyor. Dünya enerji naklinde güvenli tek hattın Türkiye olduğunu kabul etti. İsrail, Mısır ve Rumlarla gaz ittifakı kurulması gündeme geldi. Erdoğan'ın NATO zirvesinin ardından bu da nereden çıktı diyeceksiniz sözleriyle verdiği enerji müjdesi tartışılıyor. Uzmanlar Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle Kuzeydeki rezervlerle atların arz güvenliği kalmadı. Bu durumda Hazar orta Asya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Akdeniz gazları devreye girecek. Bu hatların tam ortasında da Türkiye var." dedi. Enerji uzmanları şöyle devam etti. Türkiye'siz bir denklem mümkün değil. Doğu Akdeniz gazı TANAP'a dahil edilebilir. Bu durumda Türkiye, İsrail, Mısır ve hatta Rumların da içinde yer aldığı gaz ittifakı konuşulur. Bu da sahada gerilim yerine işbirliği ve barışı sağlar. Ankara bazı ülkelerle Libya benzeri münhasır görüşmeler, münhasır bölge anlaşması da imzalayabilir deniliyor. Öte yandan Kerkük'te PKK işgali başlığı yer alıyor. Türkiye gazetesinde terör örgütü gruplar halinde petrol zengini Kerkük'e sızıyor. Türkmenler endişeli. Şu an bölgesinde bir araya gelip kutlamalar düzenleyen PKK'lılar Kerkük için ciddi tehdit oluşturuyor. Türkmen cephesi milletvekili Erşat Salih'i teröristler Irak'a meydan okuyor. Bölgesel yönetim PKK varlığına son vermek için harekete geçmeli dedi. Ermenistan'a İran desteği. Karabağ harekatında Erivan'a arka çıkan İran yine devrede. Devrim muhafızları Ermenistan'a müdahale silahlı kuvvetlerimizin tepkisiyle karşılaş, e, karşılaşacaktır diyerek tehdit etti. Ermenistan'a müdahale silahlı kuvvetlerimizin tepkisiyle karşılaşacaktır diye tehdit etti deniliyor. İran yine bir şeyler deniyor düşüncesini de oluşturuyor bizde. Örgütün attığı her adımı izliyoruz diyor Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. 2015 yılından itibaren 33.926 terörist etkisiz hale getirildi. Nefesimiz en e, nefesimiz enselerinde onlar da çöküşü gördü dedi. Bir diğer başlıksa asıl tehlike komşularda. Donanma mayınları Erken tespit edip etkisiz hale getirmek için görev görevde Ukrayna'nın serseri mayınları Karadeniz'e kıyısı olan ülkeleri alarma geçirdi. Türkiye sıkı tedbir aldı. Donanma nöbette. Sayıları 420'yi bulan patlayıcılar hızla sürükleniyor. Rusya 4 gün içinde, Romanya 10 günde Rusya 4 gün içinde, Romanya 10 günde de Bulgaristan'a çok sayıda mayın ulaşacak diye uyarmış efendim. Türkiye'de de dün itibariyle Geçtiğimiz gün e, boğazda bir mayın e, fark edildi, tespit edildi ve hemen etkisiz hale getirildi. Öncesinde bu ihbar üzerine Karadeniz kıyılarında avlanma yasağı, sınırlaması getirilmişti. Ve şimdi kontrollü bir şekilde devam ediyor balıkçılık ve seyahat, deniz taşımacılığı devam ediyor yine e, Karadeniz içerisinde. Başıboş köpekler evet köpek saldırıları bitmiyor demiş Türkiye gazetesi bu defa adres Mersin. Başıboş köpekler Mersin'de genç bir kıza saldırdı. Yere düşen yere düşüp köpeklerin arasında kalan kızı bölgeden geçen sürücüler kurtarabildi denilmiş. Görüntüleri de izlemiştim. 4-5 köpek, 5-6 köpek irili ufaklı bir genç kızın etrafını sarıyorlar çantasıyla. Onları savuşturmaya çalışırken o esnada dengesini kaybedip yere düşüyor. Köpekler üzerine gelmeye devam ediyor. Tabi e, görüntüye sonradan dahil olan ama henüz görünmeden köpeklerin kaçışmasına neden olan bir araç var. Araç korna çalarak geliyor ve köpeklerle genç kızın arasına set oluyor. Sonra köpekler kaçıp gidiyor. O araç sahibi, o sürücü orada olmasaydı genç kız mukavemet gösteremeseydi ne olacaktı? Hani sözüm ona hayvan sevdicilerin iddia ettiği gibi köpekler acaba oyun mu oynamak istiyorlardı? Bu oyun nereye varacaktı bilmiyoruz ama maalesef ki böyle bir durum var. Şuradan bir eleştirimizi de iletelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir talimat e, vermişti, bir e, talepte bulunmuştu, bir çağrıda bulunmuştu. Hangisini kabul edersiniz belediyelere? Ve demişti ki sokakta sahipsiz köpekler olmasın. Başıboş köpeğin yeri barınaktır. Sokaktaki sahipsiz köpeklerle ilgili gereken yapılsın denilmişti ve belediyeler seferber olmuştu. Kimi belediyelerde ki hemen hemen bütün belediyelerde vardı. Hayvan barınakları, hayvan bakım evleri vardı. Onların yanlarına yenilerini açan belediyeler oldu. Çalışmalarını hızlandıran kapsamlarını genişleten belediyeler oldu. Hemen hemen her belediye harekete geçmişti. Fakat bu harekete geçme işi ya sınırlı kaldı ya da e, süreli kaldı öyle anlaşılıyor. Zira şu anda biz her yerde yine başıboş köpekleri görüyoruz. E, dediğimiz gibi öbek öbek köpekler gezmeye devam ediyor. İstanbul'un birçok noktasında karşılaşabiliyoruz ve ben de hemen hemen her gün bir köpek saldırısı haberini paylaştığım için artık yarından geçen tekil bir köpekten bile çekinir hale geldim. Çünkü bilmiyoruz anında yazmıyor köpeğin iyi huylu mudur, kötü huylu mudur, az önce birisi ona tekme atmıştır da hıncını benden mi çıkaracaktır hiç bilmiyorum. Dolayısıyla bırakın grubu tek bir köpek yanımızdan geçerken bile tedirgin oluyoruz. Dolayısıyla bu işin üstüne gitmek lazım. Ve birileri korkmasın, ürkmesin söylüyoruz. Biz köpek sorunun çözümü olarak köpekler itlaf edilsin demiyoruz. Kimse bunu söylemiyor. Sadece köpekler kontrol altına alınsın, belli bölgelere toplansın. Ve şunu da söylüyoruz. Köpekleri topladıktan sonra götürüp tarihte geçmişte yaptı, yapıldığı gibi ıssız bir bölgeye, bir adaya, bir ormana kendi kaderine terk edilmesin. Bu köpekler daha sonra vahşileşip birbirlerini e, öldürüyorlar, birbirlerini boğazlıyorlar. Böyle de yapılmasın. Önce bunlar bakım evlerine alınsın, sağlık bakımları yapılsın, gıda destekleri verilsin. Orada işte, kısırlaşma kısırlaştırma işlemleri yapılsın. Yine işte İstanbul'da şehir içinde neredeyse, hangi şehirdeyse, o bölgede şehir hayatı içerisinde olması gereken sınırdaki köpek, yine bırakılsın ama fazlası barınaklara alınsın. İşte kısırlaştırılsınlar, kontrollü bir şekilde. Bu işin bir ilmi var, bu işin bir bilimi var. Bunların sayıları biliniyor uzmanları tarafından. Ne kadar bir popülasyona sahip olmaları gerekiyor, ne kadar sayı, kaç yılda ne kadar sayıya ulaşabiliyor, bunları biliyorlar. Dolayısıyla bunların yapılması... Gerekiyor, biz şu anda gerekenin yapıldığını düşünmüyoruz. Vatandaş olarak, ben o vatandaştan bir fert olarak şu anda gereken çalışmanın yapıldığını düşünmüyoruz. İhmal mi var, e, hayvan dernekleri hayvan sevicilere karşı bir çekince mi var bilemiyoruz. Sebep ne olursa olsun şu anda bu noktada gereken yeterli çalışmanın yapılmadığını düşünüyoruz, düşündürtüyorlar diyelim. Ve Türkiye Gazetesi'nde yine Ukrayna'dan 159 yetim getirdik başlığı yer alıyor. Birinci bölümümü kaçıranlar için haberi paylaşmış olalım. Ankara, Ukrayna'daki yetim, yetimhanelerde kalan savaş mağduru çocukların imdadına yetişti. Tahliye seferberliği başlatıldı. 159 çocukla 26'sı bakım personeli 185 kişilik kafile Antalya'ya getirildi deniliyor. 500 bin Suriyeli gönüllü gitti. İçişleri rakam verdi. Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgeler oluşturulunca yaklaşık 500 bin kişi ülkesine döndü deniliyor. İşte bu e, gerginliği azaltma bölgeleri falan var ya, İGAP'lar var, İdlib gerginliği azaltma bölgeleri vesaire. Özellikle ara ara haberlerini çıkarıyoruz, gösteriyoruz. İdlib'de işte bilmem neresi bombalandı, bilmem nereye hava saldırısı yapıldı. Bu bölgelerde de stratejik önem arz ediyor. Bir politik amaç güdülüyor. O bölgeler bombalanarak sözüm ona gerginliğin azaltıldığı, güvenli bölgeler olarak paylaşılan, paylaştırılan, kararlaştırılan ama daha sonra ihlal edilen ve bombalanmak suretiyle o insanları tamamen sınır hattına doğru yığan ve her an Türkiye için yeni bir göç dalgası tehdidi oluşturmaya çalışan ...güçler var. Bunun içerisinde Suriye var... ...bunun içerisinde İran var, bunun içerisinde... E, ...Rusya var. Bir şekilde orada... ...bu karışıklık sürdürülüyor ve... ...her ne kadar güvenli bölge oluşturulsa... ...Türkiye'deki Suriyeliler... E, ...güvenli bir şekilde memleketlerine geri dönüyor olsa da... E, ...üçü gidiyor... ...fakat bir bombardıman yapılıyor... ...beşi geri gel gelmek zorunda kalıyor. öylesi bir durumlar Türkiye bunlarla boğuşuyor. Türkiye bunlarla mücadele ediyor. E, öyle kolay... ...olmuyor. Yani o i̇şte şey biz seçimi kazanırsak bütün Suriyelileri göndereceğiz veya işte efendim orada güvenli bölgeler oluşturulsun e bunlar Suriyeliler de gitsin bu kadar zor mu zor değil bizim açımızdan zor değil ama zorlaştırılıyor. Anlaşmalara uyulmuyor. E, mutabakatlar ihlal ediliyor. Güvenli bölgeler bombalanıyor vesaire ve oradaki insanlar yeniden bir göç hareketine zorlanıyor diyelim hatırlatalım tekrardan. Türkiye Gazetesi'nin ardından Akşam Gazetesi ile devam ediyoruz. CHP'ye liyakat dersi denilmiş manşetti. 1915 Çanakkale Köprüsü'nü inşa eden ortaklardan Yapı Merkezi'nin patronu Başar Arıoğlu CHP'nin çete ithamına tepki gösterirken işin mühendislik ve matematiğini anlatarak liyakat dersi verdi. Türkiye'ye dünya çapında bir referans kazandırdık diyorlar ki ihaleler kapalı kapılar ardında yapılıyor. Hayır, ilan ediliyor dünya çapında bir açık dünya çapında bir açık ihale yapıldı. 4 teklifte çok ciddiydi. büyük farklar yoktu. En az en ucuzu seçildi. Sorun ne? denilmiş. Sorgulama olsun ama objektif olsun. İlk kez bu boyutta bir köprü yapıldı. Böyle bir keson daha önce batırılmamış. Parçalar böyle bir yüksekliğe kaldırılmamış. Hepsi uzmanlık işi. Bunları bilmeden maliyet konuşanlar kafadan atıyor. Öyle örnekler veriliyor ki, öyle örnekler veriyorlar ki, birinin ayağı 40 metre derinde, diğerinin ki karada. Biri asma köprü, diğeri viyadük. Avrasya içinde Norveç'i kıyaslamışlardı. Biri granit içinde, beton bile istemiyor. Diğeri denizin altında ve iki katlı tünel demiş Efendim, Başar Arıoğlu. Bir diğer başlıksa İzmir Belediyesi 500 milyonu kime verdi şeklinde. Arıoğlu İzmir'de metro ihalesinin 500 milyon TL pahalıya verildiğini söyledi. 3-4 ay önce İzmir metro ihalesinde Nurolle Nurole birlikte en düşük fiyatı verdik. Belediye bu işi bu fiyata yapamazlar dedi ve bizi ihaleden attı. İşi 500 milyon TL daha fazlaya ikinciye verdi. Nurol Osman Gazi'ye Marmaray'ı yapmış. Biz Avrasya'yı Çanakkale'yi yapmışız diyorlar ki bunlar işi bilmiyor. Yanlış fiyat vermişler. İşi istediğine vereceksen ben beni niye uğraştırıyorsun diye sormuş Başar Arıoğlu Çanakkale Köprüsü'nü yapan firmalardan birinin sahibi. Aynı zamanda Marmaray'da da yine ortaklığı bulunuyor ve sürekli iftira atarak sürekli suyu bulandırarak vatandaşın kafasını karıştırmaya çalışanlara da bir liyakat dersi vermiş. Siz bize iş bilmiyorlar ya da e, kapalı kapılar ardında ihale alan firma olarak bahsediyorsunuz ama biz size de ihaleye girdik iş bilmiyor diye bu fiyatı yapılmaz diye bizden daha pahalı bir fiyata başka bir firmaya, ikinci bir firmaya işi verdiniz diyor. Ne diyelim buna bir cevap verebileceklerini zannetmiyoruz. İBB'nin yürümeyen merdiveni, Taksim'de metro ve otobüse giden yürüyen merdivenler kullanıma kapatıldı. Özellikle yaşlı ve hasta vatandaşlar herhangi bir arıza levhası olmayan merdivenlerin çalışmamasına tepki gösterdi. Aylar önce de benzer bir durum vardı. Yine Taksim meydanından otobüslerin olduğu alt geçide inen yürüyen merdivenlerin e, tedbir kapsamında iptal edildiği uyarısıyla e, ekonomik e, tedbirler, ekonomik, daralma sebebiyle bir takım metro istasyonlarında yürüyen merdivenlerin kullanım dışı bırakıldığı uyarılarını görmüştük. Şimdi de bir benzerini görüyoruz. Yanı sıra akşam gazetesinde bir takım cinayet haberleri var. Onları sizlerle paylaşmayalım. Sabah sabah tadınızı kaçırmayalım. Son haberimiz şu olsun. Türkiye 11. büyük ekonomi olabilir. Ekonomist Zeki Akıllıoğlu, milli gelirin cari kurla değil, satın alma gücü paritesiyle hesaplanması gerektiğini belirterek buna göre Türkiye dünyanın 11. ekonomisi olur dedi. Akşam gazetesinin ardından diriliş postasıyla devam edelim. Manşette bir ordu yok oldu başlığı yer alıyor. 24 Şubat'ta işgal girişimi başlatan Rusya, Ukrayna'nın direnişi karşısında çok ağır zayiat verdi. Ukrayna Savunma Bakanlığına göre Rus güçleri 32 günlük süreçte 16600 askerini, 121 uçağını, 127 helikopterini ve 582 tankını kaybetti. Ukrayna'yı çok kolay bir şekilde işgal edeceğini düşünen Rusya sert kayaya çarptı. Kısıtlı imkanlarla Rusya'ya karşı büyük bir direniş gösteren Ukrayna'da ordu ve halk Rus güçlerine karşı seferber oldu. İddialara göre Ukrayna'ya yaklaşık 100 bin asker gönderen Rusya, askeri gücünün neredeyse %40'ını kaybetti. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada 32 günde Ruslara ait 121 uçak, 127 helikopter, 582 tank, 1664 zırhlı araç, 294 top, 93 roket atar sistemi ve 52 hava savunma sistemi imha edildi. Ukrayna makamlarına göre yaklaşık 16.600 Rus askeri öldürüldü. Esir ve yaralılarla birlikte söz konusu rakamın 40.000'e 40 ulaştığı belirtildi deniliyor. Tüm bu tabloya bakınca aslında Rusya'nın Ukrayna ile ilgili bu savaşa çok da hazır olmadığı görüşü de öne çıkıyor, düşüncesi de öne çıkıyor. E, hal böyle olunca Madem hazır değildiniz neden böyle bir şeye giriştiniz diye insanın da sonrası geliyor. Kaldı ki birbirine denk güçler olmadığı da herkes tarafından konuşuluyor. E, tamam şunu da kabul edelim. Resmi ya da gayri resmi Ukrayna destekleniyor. Bir takım istihbarat destekleri veriliyor. Paralı asker destekleri veriliyor. El altından silahlar, mühimmatlar veriliyor. Aşikar bir şekilde veriliyor. Öte yandan siber destek veriliyor. İşte daha önce bahsetmiştik. Bunun en merkez noktalarından birisi İsrail siber e, güçleri. Rusya üzerine siber saldırılar düzenliyor vesaire sistemlerini çökertiyorlar. Ve yanı sıra Ukrayna'nın siber güvenliğini sağlama noktasında destek veriyorlar. Tamam bunlar da var ama tüm bunlar öngörülemez bir şey değildi. Rusya bu noktada kimlerle karşı karşıya geleceğini biliyordu. Dolayısıyla böyle bir mücadeleye çıkarken bu kadar hazırlıksız bir görüntü ortaya koyması Rusya'nın çok da beklenir bir şey değildi. Rusya'ya çok yakışmadı. Ama bakalım o işin sonu ne olacak? Bugün ve takibindeki üç gün boyunca İstanbul'da müzakere görüşmeleri yapılacak. Umarız tatlıya bağlanır olay ve tüm dünya rahat bir nefes alır. Hedef akan kanı durdurmak. Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin durdurulması için Türkiye'nin başlattığı diplomasi seferberliğine dikkat çekti. Bakan Akar, Türkiye'nin tek amacının çatışmaları ve akan kanı bir an önce durdurmak olduğuna vurgu yaptı. Sürmaşet'te ise meyve sebzede Avrupa'da, Avrupa birincisiyiz başlığı yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokat'ta çiftçilerle bir araya geldi. Erdoğan sebze meyve üretiminde Türkiye'nin Avrupa'da birinci sırada olduğunu vurguladı. Arkadaşlardan bir numarayı rica edelim. Bu haberi okuyalım arkasından hazır olsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşık bir buçuk saat süren buluşmada çiftçilerin dertlerini dinledi. Asrın en önemli zenginlik kaynağı petrol filan değildir, tarımdır diyen Erdoğan, 20 yıldır çiftçilere 470 milyar TL destek ödemesi yaptıklarını ve bunun semeresini tarım ihracatında %21'lik artışta aldıklarını söyledi. Yanı sıra Erdoğan, ayçiçek yağı ile alakalı krize de indi Çiftçilerle buluşmasında tokatta ve bir ayçiçek yağı sorunu olmadığını söyledi Erdoğan. Ayçiçek yağında sorun yok. Ülkede suni bir panik havası oluşturulmak istendi dedi. Şimdi o görüntüleri ekrana getiriyoruz. İşte Rusya, Ukrayna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'ta yeni Tokat Havalimanı başta olmak üzere yapımı tamamlanan tesislerin gerçekleştirilen toplu açılış töreni sonrası Hıdırlık Sosyal Tesislerinde çiftçilerle bir araya geldi. Herkesten hayırlı olsun. Sağ olun Cumhurbaşkanı. Yaklaşık bir buçuk saat süren buluşmada çiftçilere hitap eden Erdoğan, çiftçilerin sorularını da yanıtladı. Adım Sevilay Kılıçarslan. Erdoğan, ayçiçeği yağı konusunda sıkıntı olmadığını, suni bir havası oluşturulduğunu ifade etti. Maalesef işte son zamanlarda ayçiçek yağı konusunda kayda değer herhangi bir sorun olmadığı halde böyle bir panik havası oluşturulmuştur. Aynı oyunun diğer alanlarda da oynanmak istenmesi muhtemeldir. Halbuki karşımızdaki durum şudur. Ülkemizin geçtiğimiz yıl ihracata yönelik üretim yapan gıda sektörleri için dışarıdan ithal ettiği 8,1 milyon ton buğdayın 5,6 milyon tonu Rusya ve Ukrayna menşeidir. Arpa, mısır Küspe, kepek ithalatında da benzer bir tablo vardır. Dolayısıyla Ukrayna-Rusya savaşının yol açabileceği tedarik problemleri elbette bizi etkilemiştir, etkileyecektir. Ama bu etki soframızdaki ekmek değil, ihracat üzerinde olacaktır. Kazakistan, Amerika, Kanada olmak üzere Diğer alternatif tedarik kaynakları ile ilgili arayışlarını sürdürmektedir. Ülkemizin savaşan her iki tarafla da sürdürdüğü dengeli ilişkilerin bu bölgeden gelen ürün tedarikini tamamen kesmeyeceğini de ümit ediyoruz. Bunun yanında Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Tarım Kredi Kooperatiflerimiz ayçiçeği ve mısır ekimi ile ilgili gereken tedbirleri alıyor sadece Tokat özelinde üreticilerimizle 20 bin ton yağlık ayçiçeği ve 30 bin ton tane mısır için sözleşmeli üretim yapılması planlandı. 35 bin dekar alana ekimi yapılmak üzere 18 ton yağlık ayçiçeği tohumunun %75'i hibeli olarak dağıtılacaktır. Böylece Tokat'taki yağlık ayçiçeği ve mısır üreticilerimize toplamda 12 milyon liralık üretim desteği sağlanacaktır. Çiftçilerimizden ülkemizde ekilmedik, tek karış yer bırakmayacak şekilde üretime yönelmelerini istiyoruz. Hem kendi gıda sektörümüzün ihtiyacının karşılanması hem de Avrupa piyasasında ortaya çıkması muhtemel boşluğun doldurulması bakımından üretimimizi artırmamız hayati öneme sahiptir. Devam ediyoruz Diriliş Postası gazetesiyle. Biden'dan darbe iması. Polonya'yı ziyaret eden ABD Başkanı Joe Biden, bu adam iktidarda kalmamalı diyerek Putin'e yönelik darbe iması içeren ifadeler kullandı. Kremlin, Rus halkı karar verir şeklinde cevap verdi. Beyaz Saray'dan Biden'ın kastığı rezim, rejim değişikliği değildi şeklinde Düzeltme geldi. Amerikan Başkanı Joe Biden Polonya'yı ziyaret etti ve bu Lviv saldırısının da ABD Başkanı'nın Polonya ziyaretiyle ilişkili olabileceği de uzmanlarca yine e, vurgulandı. Lviv Polonya sınırında ülkenin batısında bulunan bir şehir ve Polonya'ya 70 kilometre mesafede olduğu söyleniyor. Dolayısıyla Rus güçleri Biden'a bir mesaj vermek adına ona çok yakın bir bölgeyle, güdümlü füzelerle bombaladığı da e, ifade ediliyor. Öte yandan Rusya'ya bağlanmak istiyorlar. Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmadan önce bağımsızlığını tanıdığı sözde Luhansk ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin başkanı Leonid Pasechnik, e, Pasechnik Rusya'ya bağlanmak için referandumun yakın zamanda yapılacağını söyledi. Kerkük'te PKK varlığı artıyor. Az önce okumuştuk. Şöyle bir kez daha göz gezdirelim. Irak Meclisi Türkmen Grubu Başkanı ve Irak Türkmen Cephesi Kerkük Milletvekili Erşat Salihi. Terör örgütü PKK'nın Kerkük'teki varlığının arttığı uyarısında bulundu. Salihi yaptığı yazılı açıklamada Kerkük'ün kuzeyindeki Şuvan bölgesinde bir araya gelerek kutlamalar düzenleyen terör örgütü PKK mensuplarının artık kent için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Ve son başlığımız yine İETT yine kaza şeklinde. Beykoz'da İETT otobüsüyle Beykoz Belediyesi'ne ait kamyonetin çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı denilmiş. Kazazedelere yolculara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz bizler de. Bu haberle birlikte diriliş postasını da tamamlıyor. Milat gazetesine geçiyoruz ve manşette gaz blöfü başlığı yer alıyor. Avrupa Birliği ve Rusya arasında doğal gaz üzerinden blöf savaşı yaşanıyor. Avrupa satın almazsa üretimin durmasıyla Rus kaynaklarının kuruyacağını belirten Profesör Üşümezsoy, Türkmen gazı alternatif olabilir ifadelerini kullandı. Rusya ile ABD'nin anlaşıp terör örgütü PKK'ya Nabukov boru hattının önünü kestirdiğini ve hattın Türkiye'den geçmesini engellediğini belirten Profesör Doktor Şener Üşümezsoy, Dünyanın dördüncü gaz üreticisi Türkmenistan, Rusya'ya karşı gerçek ambargo uygulanırsa Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye aktarılacak Türkmenistan gazı buradan Avrupa'ya iletilebilir diye konuştu. Avrupa'nın Rusya'dan başka gaz alternatifi bulabileceğini vurgulayan Üşümez Soy, Avrupa gaz ve petrol alımını Rusya'ya karşı silah olarak kullandığı zaman Rusya şartsız bir şekilde ordusunu Ukrayna'dan çekmek zorunda kalır. Durum gerçek bir ambargoya dönüşürse petrol silaha dönüşür ve Rusya'nın Ukrayna karşısındaki çaresizliği yenilgiyle sonuçlanır dedi. Rusya bir taraftan ben olmazsam gazınız olmaz, karda, kışta, ayazda kalırsınız diye Batı'yı, Avrupa'yı tehdit ediyor. Öte yandan da bir tehdit unsuru da Batı'nın elinde. Biz gazı almazsak o gazın içerisinde güle oynaya oturur oynarsın şeklinde. Özellikle Amerika'dan, Batı'dan, Avrupa'dan bir yansıma söz konusu. Bakalım bu bloz savaşını kim kazanacak? Zira savaşın sonucunu da belirleyecek bir unsur petrol. Sür manşette TikTok savaşı başlığı yer alıyor. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş dünyanın ilk TikTok savaşı olarak da yorumlanıyor. Ruslar Ukrayna'daki birçok noktayı sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerinden vururken Ukrayna'da 8 Rus generali sosyal medyadaki siber takip sonucu öldürüldü denilmiş. Sosyal medya deyip geçmeyin efendim. Nelere sebep oluyor görüyoruz. Cumartesi oruçluyuz denilmiş. İlk teravih namazı 1 Nisan Cuma kılınacak. Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi 27 Nisan'da, Ramazan Bayramı ise 2 Mayıs'ta idrak edilecek. 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve Cumartesi günü ilk iftar yapılacak. Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi İdris Bozkurt, bu sene gerekli tedbirleri alarak teravih namazlarımızı, mukabelelerimizi ve itikaf ibadetlerimizi gerçekleştireceğiz şeklinde konuştu. Daha önce de söylemiştim, ben de bu noktada planlama yapıyorum, size de tavsiye ederim. E, elbette iftarda... E, Misafir ağırlayacağız, misafir olacağız, benim için de bu söz konusu. Ama ben daha çok odaklandığım nokta, bu yıl teravih namazını kılarken bunu süsleyebilmekle ilgileniyorum. Süslemekten kastım da hani cemaatle birlikte kılmak ve bereketlendirmek. E, bu noktada iki yıllık bir hasret vardı. Öncesinde aslında bir kısıtlama yoktu ama iş yoğunluğumuz sebebiyle çok cemaate katılamıyorduk. Onun da birikimiyle beraber bu yıl ben şahsım olarak... Çevremde arkadaşlarımı, yakınlarımı da örgütlemek suretiyle çeşitli camilerde, özellikle öncelikli olarak Selahattin camilerde teravih namazını kılma gibi bir planım var. Bahsetmiştim aklıma gelen ilk camiler, tabii ki Avrupa yakasını ilk etapta düşünüyorum. Ayasofya Camii, Sultanahmet ve Yeni camide tadilat devam ediyor. Dolayısıyla oraları listeye dahil etmedim. Ayasofya Camii var. Fatih Camii, Şehzadebaşı Camii, Süleymaniye, Beyazıt Camii, Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii var. Nur Osmaniye Camii var. Yavuz Selim Camii var. Şimdilik 8 aklıma geldi. Eğer katkıda bulunmak isterseniz tavsiyelerinizi dikkate alacağım. Ulaştırabilirsiniz bu bilgileri. Ona tamamlayabiliriz. Bir iftar münasebeti sebebiyle Üsküdar'da olacağım. O gün belki Çamlıca Camii'ni Alka'ya dahil edebilirim. Hiç bilmiyorum. Ama böyle bir düşüncem var. Hatta şu anda e, Eyüp Sultan Camii'ni unuttum. Onu da söyleyelim. Dokuz oldu. E, şu anda kararı şu noktada vermeye çalışıyorum. İlk teravih namazının Cuma günü Eyüp Sultan'la mı başlasak yoksa Ayasofya'yı camiyle mi başlasam? Henüz bunun kararını verebilmiş değilim. Rabbim bize nice böyle tatlı heyecanlar yaşatsın inşallah diyelim. Tek derdimiz bu olsun inşallah diyelim. Ve e, bir başka haber Terör Pençe, teröre Pençe denilmiş. 4 et, terörist etkisiz hale getirilmiş. Irak'ın kuzeyinde Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristle Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan bir PKK'lı terörist etkisizleştirildi denilmiş. Arkadaşlardan 15 numarayı rica edelim. Şu haberin arkasından paylaşalım teröristlerin korkulu rüyası deniliyor. Komandolar Isparta Yıldırda Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında gördükleri zorlu eğitimlerle terörle mücadelenin ana unsuru komandoların derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe harekatı eğitimi 4 hafta sürüyor denilmiş. Biz izlerken iliklerimize kadar üşüyeceğimiz o manzarada o e, ortamın içerisinde komandolarımız 4 hafta boyunca eğitim görüyorlar. Hani de, diyoruz ya işte güçlüyüz, cesuruz, hazırız. Komando olaraksa daima hazırlar, izliyoruz. Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı, dünyanın en zorlu askeri eğitimleri arasında gösterilen Komando İhtisas Kurulu'na ev sahipliği yapıyor. Yılda bir kez düzenlenen ve gönüllülük esasına göre başvuruların yapıldığı kursa sadece subay ve az subaylar katılabiliyor. Zorlu kursu tamamlayabilmek için yoğun çaba sarf eden komandolar 8 ay sürecek komando kursunun aşamalarına katılıyor. Bu aşamaların en zorluları arasındaysa güç, cesaret ve kararlılık gerektiren derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe harekatı yer alıyor. Komando adaylarının her türlü hava ve arazi şartlarında fiziksel ve psikolojik yeterliliğe sahip olmaları için eğitimler Davraz Dağı'nın 2000 metrelik rakımında gerçekleştirildi. Eğitimler sırasında komandolar akşamları dondurucu soğuktan korunmak için öncelikle ilk yollar inşa etti. Bulundukları bölgenin güvenliğini sağlayan komandolar ardından tamamen kardan oluşan nöbet kuleleri, tilki oyuğu, ateş çukuru, kar mağarası gibi yaşam alanları yaptı. Komandolar kurs boyunca öğrendikleri ileri kayak, kar araçları kullanma, derin kar ve şiddetli soğukta çeşitli silahlarla atış, soğuk hava koşullarına göre oryantasyon ve muharebe planlaması yaptı. Tamamen beyaz kıyafet ve silahlarındaki beyaz kamuflajla karda adeta görünmez hale gelen komandolar, harekata katılan komandolar gösterdikleri başarıyla dosta güven, düşmana korku verdi. Eğitimlerde ustalıkla hareket eden, ülkenin güvenliğini tehdit eden terör unsurlarına karşı başarılı şekilde mücadele edeceklerini gözler önüne seren komandolar, harekatı Torosların zirvesinde komando anda okuyarak tamamladı. Türkiye'nin dört bir tarafında zorlu şartlar altında vatan nöbeti tutan, vatan hizmeti yapan tüm Mehmetçiye de selam olsun. Hatta sınır ötesinde işte bu barış pınarı e, zeytin dalı harekat bölgelerinde, e, diğer noktalarda da vatan nöbeti, mukaddesat nöbeti tutan, görev yapan tüm askerimize, Mehmetçiğimize sevgilerimizi, saygılarımızı ve Selamlarımızı gönderiyoruz. Allah korusun onları, ayakları taşa değmesin. Mevla hainlere fırsat vermesin diyoruz. Ve gazete turumuzu bitirdik, tamamladık. Programımızı da bitireceğiz. Gelen mesajlardan birkaçını okuyalım. Kapanışımızı yapalım. Medirne'den Sultan Hanım, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Edirne'ye de selamlar olsun, ata toprağına. Selamünaleyküm kardeşim. Hayırlı yayınlar. Birisi de çıkıp Sayın Başkanımız, hal yasası neden çıkarılmıyor diye sormuyor. O cesaret mi yok demiş. Valla bilmiyorum cesaretle mi ilgili niye sorulmuyor ama önemli hal yasası evet gündem olduğu, konuşulduğu neden çıkmıyor? Çıkarılmasının önündeki süreç nedir? Bir engel mi vardır? Bu bir süreç mi gerektiriyor? Onu sormak lazım. Eee hem AK Partililer hem de muhalefet ya yani da AK Parti MHP hem de muhalefetten aslında bekleriz bunu. En çok da muhalefetten beklerim ben. Niye? Çünkü halkın mağduriyetini gidermek adına bir hal yasasından bahsetmişken halkın mağduriyetini iktidara karşı kullanacak olan en çok muhalefet olacaktır. Muhalefette ne oldu kardeşim? Hani bir hal yasası çıkacaktı. Ne oldu? Çıkamadı. Bu neyin halidir böyle diye bir çıkış yapabilirdi vatandaşa hizmet edecek ki kim olursa olsun ister iktidar ister muhalefet hepsinin çalışmasına, hizmetine açığız. yeter ki vatandaşın menfaatine çalışsınlar ve hali da acilen yürürlüğe girmesi gerekiyor. Hatırlattığı için teşekkür ediyoruz dinleyicimize, izleyicimize. Bursa'dan yazmışlar sanırım. Bursa'ya da selam olsun diyelim ve böylelikle programımıza da noktayı koyalım. Efendim haftanın ilk gününde, Mart ayının da son günlerinde sizlerle buluştuk. Gününüz, haftanız hayırlı ve bereketli olsun. Yarın yeniden görüşünceydik. İyilikle kalın. Allah'a emanet olun.